Rüyada alim görmek ne demektir? Sevgili kardeşler, rüyada alim görmek insanlar içinde övülmeye, şeref ve izzete yorumlanır. Rüyada bir alim görülmesi şeref ve itibarın artacağına işarettir. Bir yere bir alimin geldiğini görmek oraya itibar kazandıracak bir şahsın gelmesi anlamına gelir. Rüyada alim işlerde başarıdan başarıya koşmak demektir. Meşgul olduğunuz işte birbiri ardınca başarılar elde edeceğiniz anlamında çok hayırlı, çok mübarek, yorum olarak da gayet olumlu tabirler içeren bir rüyadır sevgili kardeşlerim. Caferi Sadık radıyallahu anh'a göre rüyada alim görmek dört şekilde tabir olunur. Kadir ve kıymet, halk arasında itibar, makam ve adalet. Kardeşlerim, bir kimsenin rüyasında İslam alimlerinden herhangi birisini görmesi, kadri yüksek, değeri yüksek ve herkes tarafından sevilen bir kimse olduğuna ya da olacağına işaret eder. Rüyada alim görmek dediğim gibi mana itibariyle tabir itibarıyla çok olumlu bir rüyadır sevgili kardeşlerim. Rüyada alimler görmek ilimde ilerlemeye, bilgi sahibi insan olmaya, hidayete, hikmet ve irfana işarettir sevgili kardeşlerim. Alimler ferahlık ve sevince, mutluluk ve müjdeye işaret eder. Kişinin rüyasında bir alimi görmesi, o kimsenin değerinin yüksek olması demektir. Alim birini görmek, insanlarca övülen ve bildiği şeylerle ilmiyle amel eden kişiye, bildiğini yaşayan kişiye, işarettir sevgili kardeşlerim. Rüyada bir alimin elini öpmek ne demektir? Gelin biraz bu başlığı inceleyelim. Rüyada bir alimin elini öptüğünü görmek o alimin ilminden faydalanmaya işarettir. Alimin kendisine bir şey verdiğini görmek dünya ve ahirette inşallah yükseleceğine yorumlanır. Kendini alim ve halkı da elini öper vaziyette görmek, halkın ondan hayır ve menfaat göreceğini fayda göreceğine bir işarettir. Halk için fayda olacak işler yapacağına işarettir sevgili dostlarım. Bir alemin kendisini öptüğünü görmek o da yine iş hayatında iş yaşantısında yükseleceği, terfi alacağı, kıdem alacağı manasında bir rüyadır sevgili dostlarım. Rüyasında alim bir hoca görmek. Bir kimsenin diyor rüyasında alim böyle bir hoca görmesi kadri yüksek, herkes tarafından iyi bir şekilde övülen ve bildikleriyle amel eden bir kimse olacağı için bir müjde olarak kardeşlerim algılanıyor. İslam alimlerini görmek ferahlık ve sevince delalet eder. Salih kimseleri rüyasında böyle salih insanları görmek o da dinde salih bir adam olduğuna işaret eder sevgili kardeşlerim. Rüyada bir alimin öğrencilerine ders verdiğini görmesi veya rüyada bir alemin öğrencilerine ders vermesi ilim isteyenlerin çoğalacağına bir alimden ders görmek alimlerin ilminden faydalanmaya işaret eder. Sevgili kardeşlerim, İmam Nablusi diyor ki alimler ilim meclisleri <laughs> ve ders halkaları görmek hayırla tabir olunur alimin güler yüzü ve iltifatkar davranması rüya sahibi için bir izzettir, bir rütbedir diye ifade ediliyor sevgili kardeşlerim. Rüyada bir alimle konuşmak, bir alimin kendisinin yanına oturup konuştuğunu ve güzel sözler söylediğini görmek o sevgili kardeşlerim inancında eksikliğe halk arasında hakaret göreceğine işaret eden ikaz mahiyetinde bir rüyadır sevgili kardeşlerim kıymetli dostlarım. Rüyasında alim olmak, alim olduğunu görmek. Bir kimsenin kendisini alim olarak görmesi o da rüya sahibinin izzet ve şerefinin artmasına işarettir. Yine İbni Kesir mesela bir tefsir alimidir rüya ilmi ile alakalı da bilgi sahibi bir insandır o demiştir ki rüyada kendisinin alim olduğunu görmek rüya sahibinin şerefinin artması demektir çok şerefli bir hayat yaşayacağına bir işarettir diye ifade ediyor Sevgili kardeşlerim rüyada bir alimden böyle bilgin bir zattan bir şey almak kendisine alimin bir şey verdiğini görmek dünyada ve ahirette inşallah itibarının büyük olacağına, makamının yüce olacağına sevgili kardeşlerim işarettir. Bir insan <laughs> rüyasında İslam alimlerinden birisini bir yerde görse ve o yer halkı da üzüntü ve keder içindeyse, kıtlık içindeyse, sıkıntı ve meşakkatlerle boğuşuyorlarsa Allahu Teala onları o sıkıntılardan kurtarır. Bir yerde e, tanınmayan bir alim görse o yere bir tabip, bir doktorun geleceğine işarettir sevgili kardeşlerim. Mesela <laughs> tabirlerde şunu da gördüm. Diyor ki tanınan bir alimin yüksekten düştüğünü görmek o alimin itibarını kaybedeceğine işarettir. Eğer düşen alim meçhul birisi yani bilinmeyen birisi ise o da ilme değer verilmeyeceğinin bir işaretidir diye ifade ediliyor. Genel olarak alim bir zat, bilgin bir zat, salih bir zatı görmek kardeşlerim %98 gibi bir oranla hayra yoruluyor. Hayra alamet olduğu ifade ediliyor çok böyle ufak nüanslar, çok küçük böyle tabirler var. İkaz mahiyetinde algılanması gerektiği ile alakalı küçük tabirler olsa da yine de biz dua etmeliyiz bu gördüğümüz rüyadan dolayı. Rabbimiz Teala'ya sığınmalıyız, dua etmeliyiz kardeşlerim. İnşallah sizler de gördüğünüz ve tabirini merak ettiğiniz rüyaları bizlere yorum kısmına yazın onların tabirlerini de sizlerle paylaşalım kardeşlerim. Allah'ım gördüğünüz rüyaları hakkınızda hayırlı ve mübarek etsin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın can kardeşlerim.